Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C# namespace kavramına değineceğiz. Bildiğiniz gibi .NET Framework yapısında hazır kütüphaneler veyahut programcıların kendilerinin geliştirdiği DLL'ler mevcuttur. Tabii bu DLL'ler ve kütüphanelere erişirken biz namespace'ler ismini kullanarak erişiriz. Namespace'ler nelerdir? .NET Class Framework'ün en üst yapısına namespace denir. Yani bir namespace içinde klaslar barındırabilir. Birden fazla klas barındırabilir. Bu konuyu Visual Studio üzerinden görelim. Bir tane proje açıyorum. Bu projemizin adına ben ad uzayı diyorum. Namespace'in Türkçe telaffuzu diyebiliriz. Projemizi oluşturuyorum. Şimdi bir tane sınıf oluşturayım. Adına örnek ismini veriyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi bir namespace çatısı altında bir tane sınıfımız oluşturuldu. İsmini örnek verdiğimiz sınıf. Namespace'imizi incelersek eğer ad uzayı isminde bir tane namespace'imiz mevcut ve bunun içinde de class'ımız mevcut. Visual Studio'da oluşturduğumuz projenin ismi neyse o projenin içinde oluşturulan otomatik bütün sınıflardaki namespace'lerin adı o projeyle aynı isimde oluyor. Namespace'in özelliklerinden burada bahsedeyim. Bir namespace içinde bulunan bütün klaslar birbirlerini, tabi erişim belirleyicileri public olduğu sürece görebilirler. Yani ben burada örnek sınıfını oluşturdum ad uzayı namespace'i içinde. Farklı bir class sayfası oluşturursam, buna da örnek 2 dersem, bu örnek 2 de örnek 1'e ben ulaşabilirim. Tabi erişim belirleyicisi public olduğu sürece. Bununkini de public yapayım diğer yerden ulaşabileceğimi görmek için. Bakın örnek dediğim zaman gördüğünüz gibi örnek sınıfımıza ben buradan ulaşabiliyorum. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi aynı projede çalışmamızdan ziyade ki ilk başta ben öyle zannediyordum namespace kavramını öğrenene kadar. Onu da söyleyeyim. Aynı namespace çatısı altında çalışmamızın sonucudur. Yani ad uzayı ismindeki namespace'in altında çalıştığımızdan dolayı bu iki sınıf birbirlerine erişim sağlayabiliyorlar. Mesela örnek 2'yi de buradan görebileceğiz. Gördüğünüz gibi. Bakın zaten şuradaki açıklama kutusuna bakarsak eğer örnek 2 sınıfı ad uzayı namespace'inin bir elemanı olduğunu söylüyor. Gördüğünüz gibi. Namespace'ler nasıl kullanılır? Aslında namespace'in Visual Studio bize namespace ile ilgili bir sıkıntı yaratmamaktadır. Kendisi hızlı bir şekilde oluşturmaktadır. yani projenin ismi neyse bütün klaslarımızda o ismi namespace olarak kullanmakta ve bütün klaslarımızı aynı çatı altında birleştirmektedir. Peki biz namespace kavramına neden takılacağız? Şundan dolayı örneğin dışarıdan bir tane biz bir klas aldık. Atıyorum ben dışarıdan bir tane klas aldım projeme attım. Bu klasıma erişebilmem için o klasımın namespace'inin projemdeki namespace ile aynı olması lazım. Ya da o klasımın namespace'ini kullanacağım sayfada using olarak eklemem lazım. Şimdi gelelim using mevzusuna. Burada bakın using system.text demişiz örneğin şu. Bu ne demek? Bu sayfaya system namespace içinde bulunan bakın üzerine gelince zaten namespace olduğunu söylüyor. System namespace içinde bulunan text namespace gördüğünüz gibi. Bu ne demek oluyor? Bir namespace içinde birden fazla namespace kullanabiliriz. Örneğin ben bir tane daha sınıf oluşturayım. Bu sefer kendim namespace yazacağım. Özel ad uzayı diyorum. Sınıfımızın ismini rastgele salladım. Buradaki namespace'in ismini değiştiriyorum. Ne diyeyim? Ad uzayı 2 dedim. Şimdi ben bu sınıfımızın erişim belirleyicisini public yapıyorum. Gelelim ad uzayı
namespace altındaki örnek iki isimli sınıfımıza buradan özel ad uzayı dediğim zaman gördüğünüz gibi burada çıkmamaktadır. Hem burada da bir hata vermektedir. Yani bu namespace altında, bu namespace çatısı altında bulunmayan bir sınıftan bahsetmiş olduk. Şimdi ben ad uzayı 2 namespace'in içindeki sınıfa başka bir sınıftan erişebilmek istiyorsam o sınıfın bulunduğu sayfaya o namespace'i using etmeliyim. Örneğin göstereyim. Using diyorum. Ad uzayı 2 namespace'ini bu sınıfa dahil et dedim. Artık ad uzayı 2 namespace içindeki bütün sınıfları ben bu CS dosyasında kullanabileceğim. Bakın gördüğünüz gibi özel ad uzayı isminin verdiğim sınıf erişim belirleyicisi public olduğu sürece ben buradan buna erişebileceğim. Buradan bir tane nesne üretip ürün üzerine işlemlerimi yapabileceğim. Ve örneğin namespace içinde namespace oluşturulur demiştim. Ad uzayı 2 namespace'in içinde bir tane namespace oluşturalım. Namespace oluşturmak için burada gördüğünüz gibi zaten namespace anahtar sözcüğünü kullanmamız gerekiyor. Namespace yazdım. Buna ad uzayı 3 dedim. Scope'ları açtım, kapattım. Ve bunun içine class bir tane class oluşturuyorum. Örnek 3 dedim. Şimdi bakalım. Ben ad uzayı 2 ismindeki namespace'imizi bu CS sayfasına using ettim. Peki örnek 3 dediğim zaman buna buradan ulaşabilecek miyim? Hayır. Neden? Çünkü ad uzayı 2 namespace'in içinde bulunan ad uzayı 3 ismindeki namespace'in içinde bizim sınıfımız. Ben buna ulaşmak istiyorum. Onun için hiyerarşik olarak bu namespace'i aynen buradaki gibi sistem namespace'in içinde text namespace'ini kullanıyoruz ki içindeki sınıfları kullanabilelim diye bunu buraya yazıyoruz. Ben ad uzayı 3 namespace'inin de ismini burada belirtmem lazım. Onu da şu şekilde belirtebiliriz. Ad uzayı 2 nokta ad uzayı 3 çıktı. Gördüğünüz gibi ad uzayı 2 namespace'in içinde bulunduğunu bize burada söylüyor. Ad uzayı 3 namespace'in. Bunu da buraya ekledim. Bakın gördüğünüz gibi artık örnek 3 sınıfına buradan ulaşabiliyorum. Artık buradan nesnesini üretebilir ya da başka işlemler yapabilirim. Şunu söylemek isterim. Eğer ben sadece ad uzayı 2 nokta ad uzayı 3 namespace'in ekledim ve buradan ad uzayı 2'yi eklemedim. O zaman ne olacak? Yani bir nevi ben örnek 2 sayfasına namespace'in ad uzayı 2'nin içindeki ad uzayı 3 isimli namespace eklemişken bir yandan ad uzayı 2 ismini verdiğimiz namespace de mi namespace'in içindeki class'ları da mı kullanabileceğiz diye sorarsanız bakın deneyelim. Özel ad uzayı 2 dediğimiz sınıf bu namespace'in içinde. Ama bizim burada tanımladığımız namespace ad uzayı 3 isimli namespace. Bakalım. Özel ad uzayı dedim. Gördüğünüz gibi ulaşamadım. Demek ki neymiş? Hangi ad uzayını kullanacaksak yani namespace'i kullanacaksak namespace'in içindeki class'ları kullanacaksak sadece onu belirtmemiz gerekiyor. Burada ben 3'ü yazdım diye yani 3'ü içindeki class'ları kullanabilmek için 2'yi yazdım diye 2'nin içindeki class'ları ben bu sayfada kullanabileceğim diye bir kayda yok. Mecbur 2'nin içindekileri kullanabilmek için de ad uzayı 2'yi de burada belirtmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi namespace dediğimiz kavram bir çatı altında bütün class'ları birleştiriyor. Yani zaten farklı farklı class dosyalarının bir projede birbirlerini görmesini sağlayan kavram namespace'tir.
bir teorik konudur. İleride göreceğimiz DLL oluşturma mevzusunda da namespace kavramına değineceğiz. Ama bilmekte fayda vardır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.